arkadaşlar, ben Nilüfer Bostan. Bu dersimizin konusu I wish clause, yani keşkeli cümleler. Başlığımızı atıyoruz. I wish, yani keşke. Bizim için önemli olan gramer noktası nedir? One tense back. Bunun Türkçesi nedir? Bir geçmişe gittiğimiz zaman. Bakın, bir geçmişe gidiyoruz. Bir geçmiş zaman kullanıyoruz. Bunu demekle neyi kastediyorum? Aynı indirect speech, yani reported speech, yani aktarmalı cümlelerde kullandığımız yöntem arkadaşlar. Bir geçmişe giderek biz I wish clause'u, yani keşkeli cümleleri yapıyoruz, oluşturuyoruz. Bu hangi sınavda çıkar derseniz TOEFL'ın ve KPSS'nin ve YDS'nin favori konusu arkadaşlar. Çok önemli. Nasıl karşınıza çıkıyor? Gelin görelim. İlk etapta zamanlarımızı sıralayalım ve hangi zamanlara gittiğini görelim. İlk etapta karşınıza simple present tense vardı. Hemen ikincisi present continuous tense. Üçüncüsü simple past tense. Dördüncüsü past continuous tense. Bir diğeri present perfect tense. Bir diğeri present perfect continuous. Ve en son past perfect ve past perfect continuous ikilimiz arkadaşlar. Bizim için önemli olan nokta neydi? Aynı indirect speech'te gördüğümüz gibi present olanları past, past olanları ise perfect eklemekti. Bakın, present olanların altını çiziyorum. Bu present'lar ne olacak? Past haline gelecek. Simple present tense ne olur o zaman? Simple past tense olur. Simple past tense. Present continuous ne olur arkadaşlar? Past continuous olur tabii ki. Simple past tense ne olur? Pastlarını ekliyorduk. Perfect ekliyorduk. Past perfect tense. Past continuous ne olacak arkadaşlar? Yine bir past söz konusu. Ne olur? Past perfect continuous. Bakın. Past perfect continuous. Continuous unutmuyoruz. Neden? Zaten orijinalinde bakın continuous var. Continuous varsa o zaman dönüşümünde de bir continuous olmak durumunda. Present perfect tense ne oluyor? Past perfect tense oluyor. Neden? Present'ı past hale çeviriyorum. Present perfect continuous ne oluyor? Past perfect continuous oluyor. Past perfect nereye gidiyor arkadaşlar? Past perfect ve past perfect continuous bir yere gidemiyorlar. Çünkü zaten onlar en geçmiş zaman, yani bulundukları yerde sabit kalan iki zaman. Bakın, hiçbir şekilde değişmiyorlar. Aynen devam ediyorlar yollarına. Past perfect tense, past perfect continuous'umuz söz konusu. Okay? O zaman present'ları past, past'ları da perfect ekleyerek ben one tense back dediğim kuralı gerçekleştiriyorum. Nereye yazalım? Şuraya yazalım. One tense back. Kuralımız neymiş o zaman? Present'ları past yapmak, past'lara ise perfect eklemektir arkadaşlar. Ki bu iki tane konunun indirect speech ve I wish clause'un ana noktasıdır arkadaşlar. Bunu çözdünüz mü? İki tane büyük konuyu halletmiş oluyorsunuz. O yüzden çok önemli bir mantık. Tekrarlıyorum.
Present'lar past olur, past'lar ise perfect olur deyip yollarına devam ederler diyoruz. Gelin örnekleyelim arkadaşlar. Any problems? Okay, let's go on then. Evet, indirect speech'ten tek bir farkı zamanlarımızın bir geçmişe gitmemesi. Yani present neyi ne yapıyorduk indirect speech'te? Now, then oluyordu. Today, that day oluyordu. Yesterday, the day before oluyordu. Bunlar bu şekilde değil Irish clause'u. Sadece zamanları geriye alıyoruz. Tamam? Diyelim ki she sleeps very late every Friday. Bakın, dedim she sleeps very late every Friday. Her cuma erken, pardon, geç uyur. Bakalım. Ne yapacağım şimdi? Keşke cuma günleri erken geç uyumasa da erken yatsa diyeceğim. Ne var işin içinde? O zaman I wish. Bakın. I wish. Keşke demek arkadaşlar. Hiçbir şekilde farkı yok. Keşke demek Türkçe'de. Evet, bir diğer çeldirici nokta ki KPDS'nin başlıca konusu. I wish yerine arkadaşlar KPDS if only kullanır ki bunu öğrenci if zannetsin diye. Halbuki bu if only'nin if clause'la, yani ne diyeyim, eğerli cümleyle hiçbir yakından uzaktan alakası yoktur. Tamamen bu keşke anlamına gelir. Yani I wish ile if only aynı şeylerdir deyip gayet kolaylıkla bu konuyu da geçebilirim. I wish dedik. Güzel. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen arkasından özneme alıyorum. Bakın. She. Bir geçmişe gidiyor muyum? Evet, gidiyorum. Ancak bir diğer önemli noktamız olumluyu olumsuz. Olumsuzu da olumlu yapmam gerek. Bakın. O zaman neymiş mantığımız? Pozitif. Negatif haline geliyor. Negatif ise pozitif haline geliyor. Neden? Peki mantığını öğrenirseniz hiç unutmazsınız. Neden? Çünkü size zaten böyle bir cümle verilmiş, böyle bir ifade. Siz diyeceksiniz keşke böyle olmasa diyeceğiniz için eğer olumlu bir ifade varsa onu olumsuza çevirmeniz gerekiyor. Eğer size olumsuz bir ifade verilirse keşke böyle olsa diyeceğiniz için onu da olumluya çevirmeniz gerekiyor. Mantığı bu. Evet, bir geçmişe gidelim arkadaşlar. Gittik. Present'ın geçmişi past. Güzel. Bir de negatife çevireceğiz, değil mi? O zaman she didn't sleep very late every Friday diye cümlemi bitiriyorum arkadaşlar. O zaman genel mantığımız neymiş bizim? Bir geçmişe gitmek, pozitifi negatif, negatifi de pozitif yapmak. Genel mantık, genel çerçeve değil. I wish clause aslında bu kadar. Ama gelin örnekleyelim ve bu konuyu da oturtarak geçelim. Any problems? Perfect. She hasn't worked over these projects enough. Ne dedim? Bu projeler üzerine yeteri kadar çalışmadı. Hangi zaman? Present perfect tense. Geçmişe gidiyor muyum? Evet, gidiyorum. Hangi zaman? Past perfect. Değil mi? O zaman present perfect'im nereye gidiyormuş arkadaşlar? Past perfect'e gidiyormuş. Peki cümlem olumlu mu olumsuz mu? Olumsuz. Ne yapıyorum? Nereye çeviriyorum? Olumluya çeviriyorum. Bakın. Bu da olumlu. O zaman past perfect ve bir olumlu cümle yapacağım. Yani evet, had worked haline getireceğim demek ki benim için önemli bölge burası aslında. Gerisine gerek yok, değil mi? O zaman ne yapıyorum? I wish. Bakın. She had worked over these projects enough diyorum.
ve cümlem kesinlikle bitiyor. Size zaten sorulacak bölge kesinlikle başlar ya da sonlar değil. Neresi? Esas zamanın bulunduğu yer, esas kilit nokta had worked kısmı olduğu için orayı ağırlıklı olarak öğrenmenizi tercih ediyorum ve tavsiye de ediyorum tabii ki. Any problems? Okay, let's go on. Peki, bir diğer noktaya bir bakış atalım. Future tense olursa ben will'ı ya da Emiz are going to'yu ne yapacağım? Will nereye dönecek arkadaşlar? Would haline alacak. Emiz are going to ne olacak? Emiz are'ı past hale getirirseniz was were going to olacak. İkisi de biliyorsunuz ki fiilimizin birinci halini alıyordu. Bakın will, would verb 1, emiz are going to ise was were going to halini alır. Was were going to'nun anlamı nedir? Yapacak to. Bakın to, ti, di, di anlamını ne veriyor? Was ve were veriyor arkadaşlar ki önemli olan bölüm gerçekten was were kısmı olacak to anlamını veriyor. Diyelim ki tam seni arayacaktım. Şöyle oldu diyelim. Mesela I was going to call you. Bakın tam seni arayacaktım. But ama arayamadım. Unuttum. Ya da ne bileyim ben ne olsun? Telefonumun şarjı bitti. But I couldn't. Bakın ama arayamadım çünkü telefonumun şarjı bitti. Because diyeyim şöyle. My charge was over. Bakın be over bitmek arkadaşlar. Hani oyunların sonunda game over yazar. Değil mi? Orada neydi mantık? Oyun bitti. Bakın over kelimesi bitmek. Ama her zaman neyle kullanılır? Be ile. Yani be over. Tabii ki be'yi çekiyorsunuz. Was ya da were ya da emiz are oluyor. Değil mi? Gördüğünüz gibi was going to call. Yapacaktım anlamına geldi. Peki ben şu but'la because artık bir advanced öğrencisi olarak kullanmak istemiyorum. Değil mi? Ne kullanacağım but yerine? Artık but kullanmaktan. Bıktık her çünkü senelerdir zaten but kullanılıyor. But yerine ben artık however istiyorum ki aynı anlamda however yet still da kullanabilir miyim? Kullanırım. Because hiç hoşuma gitmiyor artık. Because yerine ne kullanalım arkadaşlar? Owing to the fact that kullanalım. Mesela bugünlük. Due to the fact that kullanabiliriz. Başka ne kullanabiliriz? Since kullanırız. On account of the fact that kullanırız. Bakın bunlar because yerine kullanılanlar ki bir ders önce bunlardan bahsetmiştik. Okay? Küçük bir not aldıktan sonra araya konumuza kaldığımız yerden devam edelim. I will fly to London. Ne zaman uçalım arkadaşlar? Yarın. Tomorrow. I will fly to London tomorrow. Bakın ben Londra'ya yarın uçuyorum. Yarın gidiyorum. Keşke gitmesem diyeceğim. Değil mi? I wish'i aldık. I wish'i hep kullanmayalım ki if only'ye de biraz alışın. If only, bakın I wish'le aynı şey. Kesinlikle only if değil ama bakın. Only if'e de düşürebilirler sizi. Only if değil, if only. Tamam. I wish, if only aynı şey. Hiçbir şekilde farklı değil. Hemen şöyle. O zaman eşittir yapalım ki. Öyle de bir görünsün. Anlam, keşke. I will fly to London tomorrow. Bakın. Ne yapıyorum? I wish I will gördüm. Ne yapacağım arkadaşlar? Would yapacağım değil mi? Would yaptım. Olumlu mu olumsuz yapacağım?
negatif yapacağım. Yani wouldn't fly to London. Zamanım aynen kalıyor. Tomorrow. Keşke yarın Londra'ya gitmesem diye bir cümle söz konusu. O zaman sizin I wish'ten çıkaracağınız sonuç nedir? I wish close'lu bir cümle ya da if only'li bir cümle görürseniz kesinlikle şıklarda present hiçbir şey olamaz. O zaman I wish gördüğünüz bu present'la mutlaka iki şık vardır, onları eleyin. I wish ne sever? Past sever değil mi? Past perfect, simple past, would, could, was, were, going to gibi şeyler sevdiği için kesinlikle present'ları eliyorsunuz. I wish o zaman kesinlikle past olanlarla kullanılır ki bunlar zaten biraz önce saydıklarımızdı. Bu da bir size bir taktik arkadaşlar, sınav taktiği. They can easily solve this problem. Bakın, they can easily solve this problem. Ne dedim? Kolaylıkla bu problemi çözebilirler. Diyeceğim ki keşke çözemeseler de bana ihtiyaçları olsa gibi bir cümle kullanacağım. Nedir? I wish ya da if only değil mi? Deyimi indirdim yine. Bakın arkadaşlar, can. Can'i geçmişe götürdük. Ne oldu? Could değil mi? Can, could oldu. Güzel. Peki olumlu mu? Olumlu. Pozitifi ne yapacağım? Negatife çevireceğim. Buradan çıkan sonuç nedir? Couldn't değil mi? Negatifimiz couldn't. I wish they couldn't easily bla bla diye cümlemin gerisi devam eder. Ancak fiilim çok önemli. Birinci halinde. Evet, öğrencilerimizin genel itibariyle düştüğü nokta arkadaşlar şudur. Tamam, geçmiş zamanda çektim ama ben fiili de bir çekeyim diye düşünürler. Halbuki could'dan sonra fiil her zaman birinci halde kalmak zorundadır. Tamam? O yüzden could verb one, would verb one gibi bu kalıpları iyi ezberleyin, iyi düşünün, mantıklı kullanın. Kesinlikle fiil ikinci haline gelemez. Tamam? Bu tarz şıklarda karşınıza çeldirici olarak A şıkkında özellikle verilir. Ona göre dikkatli olun. Diyelim ki she has been living in Beşiktaş for 12 years. Bakın gayet uzun bir present perfect continuous örneği arkadaşlar. Yani geçmişte başlamış, hala devam ediyor, görüyorsunuz. 12 yıldır Beşiktaş'ta yaşamakta, hala yaşama eylemi devam ediyor. Fiilimiz de live arkadaşlar. O da ne seviyor? Long action değil mi? Long action sevdiği için present perfect continuous tercihim olmuş. Peki ben bir geçmişe gidecek miyim? Evet, gideceğim. O zaman present perfect continuous hangi zamana dönecek arkadaşlar? Past perfect continuous'a dönecek. Yani benim kalıbım ne olacak? Had, been ve fiilimin ing'li hali haline gelecek. Bakın present perfect continuous, past perfect continuous haline geldi. Peki cümlem olumlu mu olumsuz mu? Bakıyorum. Olumlu. Olumluyu ne yapacağım? Olumsuz hale getireceğim. Pozitif nereye dönecek? Negatife dönecek. Buradan çıkan sonuç nedir? Had not, hadn't been verb ing haline gelecek. Evet arkadaşlar, zaten size burası sorulacak. Bitti aslında ama yine de yapalım. I wish ya da if only koyduk. She alıyor muyum? Alıyorum. Öznesiz kesinlikle olmaz. Ona göre I wish mutlaka bir özne. I wish'ten sonra cümle gelmek zorunda. Tamam? Hani iki tane farklı özne var, bu olmaz gibi düşünüyorsanız kesinlikle olmaz. I wish'ten sonra başka bir cümle şart. I wish aldım. Hadn't
She hadn't been living in Beşiktaş bla bla diye gider ve cümlem böyle biter. Size sorulacak olan nokta nedir arkadaşlar? Hadn't been verb ing. Bir tek burayı alsanız aslında size nedir? Yeter sınavlar için. Ancak konuşmak istiyorum ben mükemmel derecede güzel konuşmak istiyorum derseniz cümleyi tabii olduğu gibi öğrenmeniz tercih nedenidir diyorum. Devam ediyorum. I have already finished my meal. Yemeğimi çoktan bitirdim. Bakın hala etkisi sürüyor mu? Evet sürüyor. Neyim artık? Tokum arkadaşlar. Bakın nedir? Present perfect kullanmamın nedeni o. I finished demiyorum. I have finished diyorum. Nedir etkisini göstermek istiyorum. Tok olduğumu anlatmaya çalışıyorum değil mi? O zaman I wish diyeyim. Keşke yemeğimi bitirmeseydim diyeceğiz. I wish ya da if only değil mi? Koyduk. Hangi zamanımız arkadaşlar? Baktık. Present perfect. Present perfect nereye gidiyor? Past perfect'e gidiyor. Çok güzel. Past perfect oluyor. Tamam yani buradan çıkan sonuç had verb 3. E tamam olumlu mu? Olumlu. Olumsuza mı çevireceğiz? Evet olumsuza çevireceğiz. Pozitifi negatif yapacağım. Çıkan sonuç nedir yine? Hadn't. Fiilim neymiş? Finished. Bakın. Bitti aslında soru. Ama yukarı taşıyalım. Ne yapıyoruz? I wish I hadn't. Already var mı? Gerek yok. Neden? Arkadaşlar ben zaten çoktan bitirmemiştim diyemem. Keşke bitirmeseydim deyip already cümlemden atmak durumunda kalıyorum. Çünkü cümlem negatif hale geliyor. Bir never etkisi var. Hadn't finished my meal deyip cümlemi bitiriyorum. Bu da past perfect'e tekabül ediyor. Demek ki I wish clause ağırlıklı olarak neyle kullanılıyor buradan çıkan sanır? Past perfect ya da past perfect continuous'la kullanılıyor. Bu da size bir ipucu. Zaten %80'i gördüğünüz gibi past perfect oluyor. Neden? Çünkü past perfect'e dönen zamanlar çoğunlukta hangileri? Simple past, past continuous, present perfect, present perfect continuous. Bakın bunların hepsi dönüyor. Zaten past perfect'ler past perfect. E o zaman ne oldu? Sadece simple past ve past continuous'unuz sadece kaldı. Gerisi zaten olduğu gibi past perfect'tir arkadaşlar. Tamam? She isn't. Ne diyelim? She isn't studying German. Now. Bakın şu an Almanca çalışmıyor. Diyeceğim ki arkadaşlar keşke Almanca çalışsa. Diyeceğim değil mi? Hangi zaman arkadaşlar? Tabii ki present continuous tense. Present continuous tense ise ben bunu nereye çeviriyorum? Past continuous'a. Tamam past continuous'a gönderdim. Cümlem olumlu mu? Hayır değil. Olumsuz. Cümlem negatifse ben bunu bir de ne yapayım? Pozitif yapayım. Çok güzel. O zaman çıkan sonuç nedir? Past continuous ve pozitif. Yani was, were ve fiilimin ing hali. Evet arkadaşlar. Hemen fiil alayım isterseniz. Was, were. She'ye göre was. Was studying. Bakın. Cümlem aslında bitti. Size sorulan bölüm de bitti. Hemen yukarıya taşıyalım. I wish. Değil mi? She was studying German. Now'da herhangi bir değişiklik yok. Kesinlikle bir geçmişe götürmüyorsunuz. Indirect speech ile mutlaka karıştırmamanız gerekiyor. Indirect speech ile zamanlar bir geçmişe giderken I wish clause'da kesinlikle zamanlarınız sabit arkadaşlar. Kesinlikle değiştirmiyorsunuz. Bu da keşke'ye özgü bir nedir? Kalıptır. Önemlidir. Gerçekten değiştirmiyoruz. Tamam. Devam edelim. Ki bu konumuz otursun.
YDS'de bu sorudan iki tane arkadaşlar garanti. Ben size söyleyeyim, garanti çıkar. Diyelim ki she hasn't been, ne diyelim, hearing from me so far. So far arkadaşlar, şu ana kadar. So far yerine ben ne kullanabilirim? Up till now ya da up until now da kullanabilirim, değil mi? Aynı anlamdalar arkadaşlar. Kesinlikle anlamları değişmiyor. She hasn't been hearing from me so far. Arkadaşlar hear normal duymak anlamındayken kesinlikle ing'yi almayı sevmeyen bir fiil. Ancak hear burada duymak değil, haber almak anlamına geldiği için hem bir proposition alıyor hem de ing'yi alıyor. Yani bu tamamen hear'dan, duymak fiilinden farklı bir anlamda. O zaman neymiş bu? Haber almak. O zaman ne demişim? Şu ana kadar o benden haber almadı. Keşke haber alsa, yani keşke ben onu bir arasam manasında getireceğimiz bir cümle yapalım. I wish ya da if only dedik, yazdık. Bakıyorum present perfect continuous. Hangisi? Nereye götürüyorum? Present perfect continuous arkadaşlar. Çok güzel. Past perfect continuous'a taşıdım. Adı da çok uzunmuş. Ne yapıyorum? Negatifi pozitife mi çevireceğim? Evet. Negatifi de bir pozitif yapayım. Yaptım. Çıkan sonuç nedir? Yazıyorum. Had been. Fiilim neymiş? Here. ING'im var mı? Evet var. Ki o çok önemli. ING değil mi? Neden? Continuous olduğunu oradan anlıyorum. Had been hearing diyorum. Ve onu yukarı taşıyorum. Hadi arkadaşlar taşıyalım. I wish she had been hearing from me diyorum. Ve bunu aldığı gibi aşağıya indiriyorum ve cümlem bitiyor. O zaman mantığımız tamamen özetlersek bir geçmişe gitmek ve negatifi pozitif, pozitifi de negatif hale getirmektir. So far, up till now, up until now olduğu gibi aynen aşağıya iniyor. Okay? Diyelim ki you must obey the, ne diyelim ki, company rules. Hey de, şirket kurallarına uymak zorundasın. Keşke uymak zorunda kalmasan diyeceğiz arkadaşlar. Nedir must'ın geçmişi? Had to, değil mi? Must had to'ya döndü. Peki had to'nun negatifi nedir? Burada öğrenciler hep düşer. Halbuki onun geçmişi ve negatifi didn't have to'dur. Ve fiil mutlaka birinci haldedir arkadaşlar. Didn't have to. Uymak zorunda kalmasan diyeceğiz. Bakın hemen I wish'li halimizi yapalım. I wish ya da if only. Güzel. Hemen you'muzu getirdik. Buradan zaten bulmuştum ben bunu. Didn't have to. Fiilim neymiş? Obey the company rules diyorum. Ve cümlem bitiyor. Ama artık ben obey fiilini kullanmak istemiyorum. Çünkü artık üst düzey öğrencilerdiniz. Nedir? Ben buraya artık conform yazmak istiyorum. Ki zaten aynı anlamda. Obey ve conform tıpatıp aynı, uymak manasına gelir. Okay? Any problems? Okay. Aslında bu zor bir konu gibi görülse de bir geçmişe gitmesini ve pozitif ve negatife döndürmeyi bildiğiniz zaman konu birden nedir? Kolaylaşıyor. Artık pratik yöntemini biliyorsunuz arkadaşlar. She had seen this film before
I arrived. Ben varmadan önce o bu filmi görmüştü. Yani o bu filmi seyretmişti. Keşke ben oraya varmadan önce ne yapsaydı? Bu filmi seyretmeseydi diyeceğim. Ne yapacağım? Keşke'mi yine getiriyorum arkadaşlar. Bu sefer if only yazayım. Baktım. Hangi zaman? Past perfect. Gidebileceği bir yer var mı? Yok. Zaten en geçmiş zaman. O zaman past perfect. Past perfect'te kalmak durumunda. Bakın past perfect. Past perfect'te döner. Olumlu mu olumsuz mu? Olumlu. Nereye çevireceğim? Olumsuza. Çevirdim. O zaman buradan çıkan sonuç nedir? Hadn't. Fiilim neymiş? Seen. Hadn't seen yapacağım demek ki. Bakın çıkan sonuç bu. If only she hadn't seen this film. Evet, bakın önemli noktama geldim. Bir yan cümle karşıma çıktı. Yan cümleleri ben çevirecek miyim? Kesinlikle hayır. Yan cümleler olduğu gibi kalacak arkadaşlar. Evet, bu da KPDS, YDS, TOEFL, IELTS gibi sınavlarda çıkıyor arkadaşlar. Evet. Bunlar çok önemli. Hiçbir şekilde değiştirmiyorum. Yan cümleler sabit. O zaman şöyle yazalım. Yan cümlelerimiz. Yan cümleler kesinlikle değişmez. Diyorum ve cümlemi bitiriyorum. So we can't change the noun clauses in the sentences while we are what? Composing the Irish clause diyorum ve cümlemi bitiriyorum. Diyelim ki bu sefer she may not go out without me. Bakın she may not go out without me. Bensiz dışarı çıkamaz diye bir ultimatom gelmiş. Bakalım şimdi diyeceğiz ki keşke bensiz dışarı çıkabilse diyeceğim. May'i ne yapıyorum arkadaşlar? May'in bir pastı nedir? Might. Çok güzel. May might olacak. Peki burada negatif. Negatifi ne yapıyorum? Pozitife çeviriyorum. Pozitife geçti. Çıkan sonuç nedir? Might. Ve fiilimin birinci hali might go diyeceğim yani. I wish, keşke dedim. Ya da if only demek istiyorum. I wish she, bakın, might fiilin go out without me diye devam ediyorum. Fiilim kesinlikle bir geçmişe gitmiyor arkadaşlar. May, might oluyor ama fiil birinci halinde kalmak durumunda kalıyor. Neden? Çünkü fiil hep might'tan sonra birinci halinde olmak zorunda arkadaşlar. O çok önemli bir bölüm. Çeldirici olarak bunlar da size nerede şıklarda verilecek. Ama siz neyi tercih edeceksiniz? Might ve fiilin birinci halini tercih etmek durumundasınız diyorum. Diyelim ki my father is retired. Bakın gayet basit bir cümle gibi görünüyor ama öğrencilerin %90'ı o kadar perfectleri, future'ları yapar ama bunu bazen yapamaz. Halbuki çok basit. Gelin inceleyelim. Ne var burada? Is. Is değil mi? Is'in geçmişi nedir? Was. Çok güzel. Peki olumlu mu? Olumlu. Ne yapacağım? Olumsuza çevireceğim. Çıkan sonuç nedir? Wasn't. Ama I wish clause'un içi böyle değil arkadaşlar. I wish clause bunu istemiyor. Sizden bambaşka bir şey istiyor. O da were istiyor arkadaşlar. Aynı if clause type 2'da kullandığınız gibi I, he, she, it, we, you, they özneleriyle siz kesinlikle was kullanamıyorsunuz. Were kullanmak durumundasınız arkadaşlar.
Bakın bu önemli bir nokta. Ne yapıyormuşuz o zaman? Is yerine was, pozitif yerine negatif kullanılıyor genel itibariyle. Ama wasn't değil, were kullanılması gerekiyor. Yani cevabımız weren't'la sınırlı arkadaşlar. Tamam. Hadi yapalım. Daha iyi oturtalım. Bundan birkaç tane daha örnek yapalım. Bu çıkıyor çünkü. I wish my father was mı diyeceğim? Hayır, was demeyeceğim. Were diyeceğim. Çünkü he, she, it de ben was kullanmıyorum. Were kullanıyorum. Sadece I wish clause ve if clause type 2'ya göre. My father weren't retired nedir bu arada? Emekli değil mi? Weren't retired. Ne dedim? Keşke benim babam emekli olmasa demişim. Bakın ama kesinlikle was değil. Were kullanılıyor. Bu YDS'de çıkıyor arkadaşlar. Was çıkıyor ama siz onu ne yapıyorsunuz? Hayır, bu A şıkkı, bu B şıkkı değil. D şıkkına gidin, orada were vardır kesin. Hemen oraya kadar gidebiliyorsanız were'ü tercih ediyorsunuz. Hadi bir tane daha yapalım. I am very tired now. Ben şu an çok yorgunum. Bakın ben şu an çok yorgunum. Keşke yorgun olmasam diyeceğim arkadaşlar. I wish. Gördün mü ben burada M'i? Ne yapacağım? Nereye gidecek M? Was'a gider normalde. Ama I wish'e özgü nereye gidecek? Were'e gidecek. Tamam. Olumlu mu? Olumlu. Ben bunu olumsuz mu yapacağım? Olumsuz yapacağım. Çıkan sonuç nedir? Çok güzel. Weren't. Bakın. O zaman I wish I weren't very tired now diyorum. Ve cümlemi bitiriyorum arkadaşlar. Keşke şu an yorgun olmasam diyorum. Eğer siz bir konuyu bilmezseniz zaman uyumundan çıkaracağınız sonuç nedir? Aa, now var. Bu was were kesinlikle olmaz deyip nereye düşersiniz? Emizara düşersiniz. Ama siz artık I wish clause'u biliyorsunuz. I wish clause kesinlikle present sevmez. Past sever deyip weren't kullanacaksınız. Artık siz I wish clause'u biliyorsunuz çünkü. O zaman genel mantığım neymiş? One pence back ve pozitifi negatif yapmak, negatifi ise pozitif haline getirmek. Bir diğer önemli, biraz önce anlattığım nokta ise nedir arkadaşlar? I, you, he, she, it, we, you, they. Yani bütün öznelerle birlikte siz kesinlikle was kullanamıyorsunuz. Were kullanıyorsunuz arkadaşlar. Eğer past tense söz konusuysa. Nedir? If clause type 2'nun dediği gibi aynı if I were you, I would bla bla diyorduk, hatırlıyorsunuz. Aynı mantık burada da söz konusu. Were kullanıyoruz bütün öznelerimizle. İster tekil, ister çoğul öznem olsun, hiç fark etmez. Okay? One tense back, positive, negative, negative, positive. Ve dikkat edeceğiniz nokta ise were'dür. İki tane daha örnek yapıyorum. Ve bu cümlemi ve bu konumu da tamamlıyorum arkadaşlar. She will not explain this unit. Bu üniteyi bana anlatmayacak. Bana yazmamışım. Bu üniteyi anlatmayacak. Keşke anlatsa falan diyeceğim. Ne diyeceğim? I wish'im yine sabit. Ya da if only'im yine sabit. Evet arkadaşlar, gördün mü will not? Gördüm. Nereye gidiyorum? Nereye gidiyorum? Would'a gidiyorum. Would not. Peki bu olumsuz mu? Olumsuz. Ne yapacağım? Olumluya çevireceğim. Yani sonucum
buradan would çıkıyor. Değil mi? O zaman I wish she would explain this unit diyorum. Ve bu cümlem de bitiyor. Will, would oldu. Olumluyu da olumsuz, pardon olumsuz da olumlu yaptık. Okay? Bir tane daha yapıyorum. She is 27 years old. Ne dedim? O 27 yaşındadır. Keşke 27 yaşında olmasa, keşke hani biraz daha küçük olsa falan diye bir cümle kullanıyorum. I wish ya da yine if only'm var. Koydum. I wish'ten sonra she'imi getirdim. Şuraya bakıyorum. Is yerine ne kullanacağım arkadaşlar? Was mı? Hayır. Were kullanacağım, değil mi? E olumlu mu? Olumlu. Nereye döneceğim? Olumsuza döndüm. O zaman weren't kullanacağım. E çok güzel. I wish she weren't 27 years old dedim. Ve cümlem bitti arkadaşlar. Bakıyoruz. Ne var burada? Was yerine were kullanıyorum ve negatifimizi kullanıyoruz arkadaşlar. Herhangi problem var mı? Any problems? Okay. See you next lesson. Thank you. Bye.